Saat başında rakamlar böyle şekilleniyor. Peki Euro dolar ve dolar TL'de son durum ne? Her zamanki gibi ve yatırıma döneceğiz. Orada Bedri Sağlam bizi bekliyor. Hazine ve risk yöneticisi. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ben Euro dolar paritesini sormak istiyorum aslında. Çünkü bu 1.11 üzerindeki seviyeler, dün de söylemiştik, yukarı yönde hareket aslında analistler sınırlı olabileceğini savunuyordu ama sanki gerçekten henüz Euro'ya bir satış gelmemiş gibi. Hafta sonu bir de kreditörlerden onay çıkarsa sizce pazartesi Euro'yu 1.12'lerden toplar mıyız? Öncelikle merhaba Güzem. Euro dolar tarafında aslında çok uzun zamandan beri Yunanistan tarafındaki belirsizlik bence fazlasıyla iyimser fiyatlandı. Şu anki görüntü de bunu gösteriyor. Piyasalar Euro'dan vazgeçmiyor. Bugünkü olumlu seyirde bunu gösteriyor. Zaten son iki gündür Avrupa borsalarında da aynı şekilde yansımayı takip ediyoruz. Yükselişler çok güçlü. Yani piyasa Yunanistan tarafındaki belirsiz havayı ve kötümser durumu zayıf fiyatlarken olumlu havayı çok güzel fiyatlıyor, çok sert fiyatlıyor. Dolayısıyla bunun hafta sonu gelecek açıklamalarla beraber yansıması daha sert olabilir. 2.14'lere doğru bir hareket belki açılışla beraber görülebilir eğer hafta sonu olumlu bir gelişme gerçekleşirse. 2.14'ü çok yakından takip etmek lazım. Çok kritik bir seviye olduğunu düşünüyorum. Buraların üzerinde özellikle en azından bir günlük kapanışın takip edilmesi durumunda. Euro tarafında, Yunanistan tarafındaki durum da aynı şekilde eğer kalıcı olarak ve sürdürülebilir olarak bir çözüme ulaşırsa Euro dolar paritesinde öyle zannediyorum orta ve uzun vadede bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Önümüzdeki hafta başlangıcında bunu takip edeceğiz. Beyci, sen konuşurken 1.12'nin üzerinde işlemler devam ediyor gerçekten orada. Aslında önemli bir şey söyledin. Yani Euro dolar paritesinde bir rally başlıyor mu bilmiyorum, ne kadar iddialı ama gerçekten pazartesi bununla tabii yüzleşebiliriz. Bir de işin dolar TL tarafı var hiç şüphesiz. Çünkü Euro tarafındaki bu imserlik sanki o tarafa da, en azından daha doğrusu Yunanistan endişelerinin bir nebze yatışması etkiliyor gibi. Aylık bazda da en iyi performansı hala gelişen ülkeler içerisinde Türk lirasında. Siz bu hareketi kalıcı görüyor musunuz? Özellikle Sayın Davutoğlu artık hükümet kurma yetkisi kendisi de hafta sonundan sonra bir siyasi belirsizlik bizi tekrar 2.70'in üzerine çıkarabilir mi? Ben açıkçası bir siyasi belirsizliğin oluşacağını çok zannetmiyorum. Çünkü liderlerden gelen açıklamalar gayet olumlu ve yapıcı. Dolayısıyla ben kısa vadede bir koalisyon ortamının oluşacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bunun yansıması içeride şu ankinden daha güzel olacaktır. Dolar TL tarafında 2.65'lere doğru bir geri çekilmeyi yavaş yavaş takip ediyoruz. 2.66 seviyelerindeyiz. Orada da 65'i takip edeceğiz. Kısa sürede eğer koalisyon kurulursa öyle zannediyorum 2.65'in altında da orta vadede bir geri çekilme hareketi başlayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda burada tabii Fed'in duruşu da önemli. Fed'in güvercin duruşu artık piyasalarda yavaş yavaş kabullenildi. Çok uzun zamandır Fed tarafında Eylül'de bir faiz arttırım durumu bekleniyordu. Ama artık yavaş yavaş Eylül'de olmayacak da 2016'ya sarkacak gibi bir görüntü var. Bugün Yalın'ın konuşması da var. Yalın'ın konuşmalarında da eğer bu hava devam ederse dolar tarafındaki zayıflama içeriye daha ziyade yansıyacaktır. Dolayısıyla bu hem endeks tarafında hem de TL tarafında takip edilir diye tahmin ediyorum. Peki Vembe Yatırım Hazine ve Risk Yöneticisi Bedri Sağlam'a da çok teşekkür ediyoruz. Buradan görüşlerini aldık.